Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tamlamalar konusunu anlatmış olacağım. İsteyen arkadaşlar daha önceki videolarımızda olduğu gibi konunun pdf'ini açıklama kısmındaki linkten indirebilir. Hepinize kolay gelsin. Evet tamlamalar arkadaşlar iki ya da daha fazla sözcüğün birbirini değişik yönlerden tamamladığı söz gruplarına denir. Tamlamaları biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Sıfat tamlamaları ve ad tamlaması olmak üzere. Sıfat tamlamalarına bakalım. Bakın bir sıfatın kendisinden sonra gelen bir adla oluşturduğu söz grubuna denir. Örnekler üzerinde görmüş olalım hemen. Her gün bu iskeleden vapura binip eve gidiyorum cümlesinde. Bakın arkadaşlar iskele nedir burada? İsimdir. Hangi iskeleden? Bu iskeleden. Bu sözcüğü de sıfattır arkadaşlar. İşaret sıfatıdır. Sıfat artı isim neyi oluşturur arkadaşlar? Sıfat tamlamasını oluşturur. Her gün kelimesine bakalım. Yine gün nedir burada? İsimdir. Hangi gün? Her gün. Bakın burada her sözcüğü belgesi sıfattır. Yine sıfat artı isim neyi oluşturmuştur? Sıfat tamlamasını oluşturmuştur arkadaşlar. İkinci örneğimize bakıyoruz. Çiftliğin etrafı yüksek çitlerle çevrilmiş cümlesinde bakın çit isimdir. Nasıl çit? Yüksek çit. Niteleme sıfatıdır arkadaşlar. Dolayısıyla isim artı sıfat neyi oluşturur? Sıfat tamlamasını oluşturur. Üçüncü örneğimize bakıyoruz. Köyün verimli topraklarında pancar yetişir cümlesinde. Toprak isimdir. Nasıl toprak? Verimli toprak. Verimli sözcüğü burada sıfat olarak kullanılmıştır. Sıfat artı isim neyi oluşturur arkadaşlar? Sıfat tamlamasını oluşturur. Otobüs hangi perondan kalkacak cümlesinde ise bakın peron isimdir. Hangi sözcüğü burada ismi belirttiği için soru sıfatıdır arkadaşlar. Sıfat artı isim yine neyi oluşturur? Sıfat tamlamasını oluşturur. Düğün konvoyuna 7 araç katıldı örneğine bakacak olursak burada da araç isimdir. Kaç araç? 7 araç. 7 sayı sıfatıdır arkadaşlar. Dolayısıyla sıfat artı isim yine sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlaması ile ilgili arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Adlaşmış sıfatın haricindeki bütün sıfatlar aynı zamanda sıfat tamlamasını oluşturmaktadır. Evet geçiyoruz ad tamlamasına arkadaşlar. Diğer adıyla ad takımı. Bakın en az iki adın değişik ilgilerle birbirini tamamlayarak oluşturduğu söz gruplarına denir. İsim tamlamaları oluşumlarına göre dörde ayrılıyor. Belirtili ad tamlaması, belirtisiz ad tamlaması, takısız ad tamlaması ve zincirleme ad tamlaması olmak üzere. Arkadaşlar ad tamlamalarında iki unsur vardır. Tamlayan ve tamlanan. Tamlayan birinci sözcüktür. Almış olduğu ekler bunun nedir? ın, in, in un, ün, nın, nin, nun ve nün eklerini alır. Buradaki n'ler arkadaşlar kaynaştırma harfidir. Tamlanan ise diğer adıyla arkadaşlar iyelik ekini, diğer adıyla aitlik ekini ve diğer adıyla da sahiplik ekini almaktadır. Bunların hepsi aynı anlama gelir. Peki bu ekler nedir? Bakın S kaynaştırmadır. I, I, U, Ü ekidir arkadaşlar. Bazen ınız olur. Bazen ımız olur. Bazen de arkadaşlar ları eki olarak karşımıza çıkmaktadır bu ekler. Belirtili ad tamlamasına geçiyoruz. Tamlayan ve tamlananın bakın eklerini aldığı ad tamlamalarına denir. Yani tamlayan da tamlanan da ek alıyor arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Bu sabah giydiğim gömleğin ütüsü bozulmuş cümlesinde. Bakın gömleğin ütüsü anlamlı bir ilgi kurmuş arkadaşlar. Birincisi tamlayan eki almış. İkincisi de iyilik eki almış. Gömleğin ütüsü o yüzden nedir? Belirtili isim tamlamasıdır arkadaşlar. İkinci örneğimize bakıyoruz. Çok geç oldu. Çocuğun uykusu geldi ifadesinde. Bakın çocuğun uykusu anlamlı bir bütün oluşturmuş. Un eki burada nedir? Tamlayan ekidir. Buradaki u da arkadaşlar iyilik ekidir. Dolayısıyla iki sözcük ek almış. Bir araya gelmiş. O zaman biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması diyoruz. Ankara'nın kalesi görülmeye değer bir yerdir cümlesinde ise bakın Ankara'nın kalesi anlamlı bir bütün oluşturmuş. Tamlayan eki almış. Burada da arkadaşlar ne eki var? İyelik eki var. İki sözcük bir araya gelmiş. İkisi de ekini almış. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması diyoruz. Diğer örneğimize bakalım. O kadar yükün altında adamın suyu çıkmış cümlesinde bakın adamın suyu tamlayan ekini almış. Suyu derken buradaki o nedir yine? İyelik ekidir. Dolayısıyla her iki sözcükte ek almış. Ek aldığı için arkadaşlar bu da yine belirtili isim tamlaması olarak kullanılmıştır. Bu cümlede diğer örneğe bakıyoruz. Yükün altında bakın yükün altı yine arkadaşlar İki sözcük bir araya gelmiş. Tamlayan ekini almış. Buradaki ı da nedir? İyelik ekidir. O yüzden bu da belirtili isim tamlamasıdır. Diğer örneğimize bakalım. Fırtınada evin çatısı zarar görmüş cümlesinde. Arkadaşlar evin çatısı anlamlı bir bütün oluşturmuş. Tamlayan ekimizi almış. Buradaki ı da nedir? İyelik ekidir yine. Görmüş olduğunuz gibi her iki sözcükte ek aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Son örneğimize bakalım. Yazarın son kitabı büyük ilgi gördü cümlesinde. Bakın arkadaşlar. Yazarın kitabı. Buradaki ın nedir? Tamlayan ekidir. Kitabındaki ı da arkadaşlar iyilik ekidir. İki sözcük anlam Anlamca bir araya gelmiş ve ikisi de ek aldığı için bu da yine belirtili isim tamlaması olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Geçiyoruz belirtisiz ad tamlamasına. Bakın tamlayanın ek almayıp sadece tamlananı iyilik eki alan ad tamlamalarına denir. Örneklerimize bakalım. Akşam dağ evinde kalmayı düşünüyoruz cümlesinde dağ evi belirtisiz isim tamlamasıdır. Dağ sözcüğü ek almamış evindeki i nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. O yüzden birincisi ek almayıp ikincisi ek aldığı için biz buna ne diyoruz? Belirtisiz isim tamlaması diyoruz arkadaşlar. Köyün ileri gelenleri köy odasında toplandı cümlesinde. Bakın köy odası. Birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük görmüş olduğunuz gibi iyelik eki almış. Bundan dolayı da bu sözcük grubu nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır arkadaşlar. Üçüncü örneğimize bakalım. Geçim sıkıntısı çekiyoruz dedi gür bir sesle cümlesinde. Yine geçim sıkıntısı belirtisiz isim tamlamasıdır. Çünkü birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük de burada nedir? İyelik eki almış. O yüzden belirtisiz isim tamlamasıdır. Dördüncü örneğimize geçiyoruz. Serkan kol saatini masanın üzerine bıraktı cümlesinde. Arkadaşlar kol saati yine belirtisiz isim tamlamasıdır. Kol sözcüğü ek almamış. Saatindeki bakın birinci i nedir burada? iyelik ekidir. Bundan dolayı da bu da yine belirtisiz isim tamlaması olarak kullanılmıştır. Peki masanın üzeri nedir? Masanın üzeri de her ikisi de ek aldığı için bu da belirtilidir arkadaşlar. Belirtili isim tamlamasıdır. Diğer örneğimize bakalım. Küçük oğlum üzüm pekmezini çok severdi cümlesinde. Bakın üzüm pekmezi birinci sözcük ek almamış ikinci sözcükte yine iyilik ekini aldığı için bu da belirtisiz isim tamlaması olarak kullanılmıştır. Son örneğimiz sanki bütün sokak ölüm uykusuna dalmıştı cümlesinde arkadaşlar ölüm uykusu nedir belirtisiz isim tamlamasıdır birinci sözcük ek almamış ikinci sözcükte iyelik eki aldığı için bunlar nedir arkadaşlar? Yine belirtisiz isim tamlaması olarak kullanılmıştır. Üçüncü tamlamamıza geçiyoruz. Takısız at tamlaması. Burada da arkadaşlar hem tamlayan hem de tamlanan ek almıyor. Tamlayan ile tamlanan arasında iki anlam ilgisi var. Bunlardan birincisi tamlananın neyden yapıldığını bildirir. İkincisi de tamlamanın neye benzediğini bildirir. Birincisine örnekle başlayalım. Bakın neyden yapıldığına bakıyoruz şimdi. Çelik yelek ifadesinde yelek isim. Yelek neden yapılmış arkadaşlar? Çelikten. Dolayısıyla bu sözcükte isim olarak kabul ediliyor. Neden yapıldığını bildirdiğinden dolayı da buna biz ne diyoruz? Takısız isim tamlaması diyoruz arkadaşlar. Altın saat, saat isim. Saat neden yapılmış arkadaşlar? Altından isim artı isim. Bu da takısız isim tamlamasıdır. Kağıt mendil. Mendil isim. Mendil neden yapılmış arkadaşlar? Kağıttan. Dolayısıyla bu da isim artı isimdir. Dolayısıyla takısız isim tamlamasıdır. Kaşık isim. Kaşık neden yapılmış? Tahtadan. O yüzden bu da isim olarak kabul ediliyor. Bundan dolayı da takısız isim tamlamasıdır. Takısız isim tamlamasının ikinci özelliğine bakalım. Neye benzediydi hatırlarsanız. Yanak isim nasıl yanak? Elma yanak. Yanağı elmaya benzetmiş arkadaşlar. O yüzden isim artı isim. Bu da yine nedir? Takısız isim tamlamasıdır. Mangal yürek. Yürek isim. Nasıl yürek? Mangal yürek. Yüreği mangala benzettiği için arkadaşlar takısız isim tamlaması. Dudak isim nasıl dudak, kiraz dudak. Burada da arkadaşlar yine dudaklar kiraz'a benzetilmiş. O yüzden takısız isim tamlaması. Surat isim, nasıl surat? Muşmula surat. İsim artı isim. Bu da yine nedir arkadaşlar? Takısız isim tamlamasıdır. Burada önemli bir notumuz var arkadaşlar. Sıfat tamlaması ve takısız ad tamlamasını karıştıran arkadaşlarımız lütfen bu nota dikkat etsinler. Bakın sıfat tamlamasıyla bu iki yönüyle arkadaşlar takısız ad tamlaması birbirinden ayrılır. Bu şekilde oluşan tamlamalara takısız ad tamlaması deniyor. Hangi şekilde? Bakın bu iki şekilde oluşan tamlamalara takısız at tamlaması denir. Bunun dışında kalan diğer tamlamalara ise yani sıfat olma özelliğini gösteren diğer tamlamalara ise sıfat tamlaması diyoruz arkadaşlar. Zincirleme at tamlaması en az 3 tane adın tamlayan ve tamlanan eklerini kullanılarak birbirine bağlanmasıyla oluşan söz gruplarına denir. Kendi içinde arkadaşlar aynı zamanda bunlar tamlama oluşturuyor. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Tahta köprünün ayakları sel sularına fazla dayanamadı cümlesinde bakın tahta köprünün ayakları üçü anlamlı bir bütün oluşturmuş bir araya gelmiş. Üçü de isim arkadaşlar. Köprünün ayakları belirtili isim tamlaması, tahta köprü takısız isim tamlaması. Dolayısıyla üç isim bir araya geldiği için biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Zincirleme isim tamlaması diyoruz. İkinci örneğimize bakıyoruz. Orman evlerinin yapı tarzı çok farklıydı cümlesinde. Bakın orman evleri. Belirtisiz isim tamlaması. Yapı tarzı dediğimde ise yine belirtisiz isim tamlaması var. Orman evlerinin yapı tarzı. Dört isim burada anlam ilişkisi kurduğundan dolayı ve kendi işlerinde tamlama oluşturduğu için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Zincirleme isim tamlaması diyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Ali'nin amcasının oğlu bize oturmaya gelmiş cümlesinde. Bakın Ali'nin amcasının oğlu bir anlam ilgisi kurmuş mu? Evet. Ali'nin amcası belirtili. Amcasının oğlu bu da belirtili. Dolayısıyla Üç isim bir araya gelmiş, kendi içinde belirtili isim tamlaması oluşturmuş. O yüzden bunlar nedir arkadaşlar? Zincirleme isim tamlamasıdır. Dördüncü örneğimize bakalım. Seni şirket müdürünün makam odasında bekliyor ifadesinde. Bakın şirket müdürü belirtisiz isim tamlaması var. Makam odası bu da belirtisiz arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi yine şirket müdürünün makam odası ifadesinde dört tane isim bir araya gelmiş, kendi içinde tamlama oluşturmuş. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? Zincirleme isim tamlamasıdır. Diğer örneğimize bakalım. Dağ evinin kapısının rengi hiç güzel değildi cümlesinde yine arkadaşlar dağ evi belirtisiz, kapısının rengi belirtili. Dört tane isim bir araya gelmiş. Kendi içinde tamlama oluşturmuş. Anlamlı bir bütün oluşturmuş. O yüzden biz buna ne diyoruz? Zincirleme isim tamlaması diyoruz arkadaşlar. Son örneğimiz. Çocuklar sokak lambasının ışığında oynuyor cümlesinde. Bakın sokak lambası belirtisiz. Lambasının ışığı belirtili. Üç isim bir araya gelmiş. Kendi içinde tamlam oluşturmuş. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? Yine zincirleme isim tamlaması olarak kullanılmıştır. Evet arkadaşlar geçiyoruz. At tamlamalarının genel özelliklerine. Birinci özelliğimiz tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Bakın genel itibariyle şiir cümlelerinde oluyor arkadaşlar bunlar. Bu tarz kullanımlara da dikkat edelim. Sararan yapraklarını seyre daldım sahildeki ağaçların cümlesinde. Bakın ağaçların bu nedir arkadaşlar? Tamlayandır. Yaprakları ifadesi ise tamlanandır. Görmüş olduğunuz gibi burada tamlayanla tamlanan ne yapmıştır? Yer değiştirmiştir. İkinci örnekte etekleri bembeyaz olmuş karşı tepelerin cümlesini görüyoruz. Tepelerin tamlayandır birinci sözcüktür arkadaşlar. Etekleri ise nedir? Tamlanandır. Yani ikinci sözcüktür. Bu kullanımlarda ne yapmıştır? Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir. İkinci özelliğimize geçiyoruz. Bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlanabildiği gibi bir tamlanan da birden fazla tamlayana bağlanabilir arkadaşlar. Hemen yine örneklerimize bakalım. Bu yıl Cadde ve sokakların kaldırımları yenilendi ifadesinde bakın arkadaşlar kaldırımları sözcüğü nedir burada? Tamlanandır. Sokakların kaldırımları belirtili isim tamlamasıdır. Burada tamlayandır. Cadde kaldırımları dersem yine ne olur değerli arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlaması kurmuş olurum. Bu da tamlayandır. Dolayısıyla görmüş olduğunuz gibi iki tane tamlayan, bir tane neye bağlanmıştır arkadaşlar? Tamlanana bağlanmıştır. İkinci örneğimize bakalım. Göldeki suyun sıcaklığı ve miktarı her mevsim değişiyor örneğinde. Arkadaşlar, suyun sıcaklığı belirtili isim tamlamasıdır. Burada suyun sözcüğü nedir? Tamlayandır. Sıcaklığı ifadesi ise tamlanandır. Yine suyun miktarı dediğimde buradaki miktarı sözcüğü de yine ne görevinde kullanılıyor? Tamlanan görevinde kullanılıyor. Dolayısıyla burada da bakın bir tane tamlayan ne olmuş arkadaşlar iki tane tamlanana bağlanmış. Bu özelliklere de dikkat edelim. Bakın tamlayan ile tamlanan arasına değişik türde sözcükler girebilir demiş. Kentin en yüksek tepesinde tarihi bir kale vardı cümlesinde bakın arkadaşlar kentin tepesi nasıl bir tamlama? Belirtili isim tamlaması. Peki nasıl tepe? yüksek tepe görmüş olduğunuz gibi buradan niteleme sıfatı girmiş. Ne kadar yüksek tepe? En yüksektepe Bir de arkadaşlar miktar zarfı ya da diğer adıyla üstünlük zarfı isim tamlamasının arasına girmiş durumda. Diğer örneğimize bakalım. Denemenin zor sorularını birlikte çözdük cümlesinde. Bakın denemenin soruları. Yine her ikisi de ek aldığı için bu tamlama belirtili isim tamlamasıdır. Nasıl soru? Zor soru. Zor sözcüğü de yine niteleme sıfatıdır. Burada da yine araya niteleme sıfatı girmiştir arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz tamlayan ile tamlanan bakın bir sıfat tarafından nitelenebildiği gibi her ikisi de bir sıfat tarafından nitelenebilir. Şehrin geniş sokaklarında dolaşıyorum cümlesinde şehrin sokakları her ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Araya ne girmiş arkadaşlar? Bakın nasıl sokaklar? Geniş sokaklar niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla tamlananı sıfat almış. Belirtili isim tamlaması bulunmaktadır. İkinci örneğimize bakalım. Tarihi şehrin sokaklarında dolaşıyorum cümlesinde. Bakın yine aynı örnek. Şehrin sokakları belirtili isim tamlamasıydı arkadaşlar. Hangi şehrin? Tarihi şehrin. Burada da ne oldu? Yine tarihi sözcüğü niteleme sıfatı oldu. Bu sefer de tamlayan sıfat almış duruma geldi arkadaşlar. Üçüncü örneğimize bakalım. Tarihi kentin sokaklarında dolaşıyorum. Aynı örnek. Kentin sokakları belirtili isim tamlaması. Nasıl sokaklardı? Geniş sokaklar niteleme sıfatı. Nasıl kentti? Tarihi kentti niteleme sıfatı. Burada da arkadaşlar hem tamlayanı hem de tamlananı sıfat almış bir belirtili isim tamlaması bulunmaktadır. 5. özelliğimize geçiyoruz. Ad tamlamalarında bazen den tamlayan ekinin yerine kullanılabilir. Dizilerden hangisini beğeniyorsunuz ifadesinde ben burada den yerine inekini getirebilir miyim? Dizilerin hangisi dersem arkadaşlar burası ne olur? Belirtili isim tamlaması olur arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. Yarışmacılardan bazıları geri dönmek istiyor cümlesi. Ben yine denekini yerine inekini getirebilir miyim? Inekini ya da yarışmacıların bazıları dersem anlamlı bir bütün oluyor. O yüzden arkadaşlar bu da nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Altıncı özelliğimize geçiyoruz. Ad tamlamaları bir sıfat tarafından nitelenebilir veya belirtilebilir. Konağın avlusunda yaşlı çınar ağaçları vardı cümlesinde. Çınar ağaçları belirtisiz isim tamlamasıdır. Nasıl çınar ağaçları? Yaşlı çınar ağaçları. Bakın arkadaşlar yaşlı sözcüğü ne yapmıştır burada? Belirtisiz isim tamlamasını belirtmiştir. Köyden taze inek sütü getirdik cümlesinde. inek sütü yine belirtisiz isim tamlamasıdır. Birinci sözcük ek almadığı için. Nasıl inek sütü? Taze inek sütü. Niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatı ne yapmıştır arkadaşlar? İsim tamlamasını belirtmiştir. Ad tamlamaları sıfat ve belirteç görevinde kullanılabilir. Bu çarşıda el işi örtüler bulmak mümkündü cümlesinde bakın. El işi belirtisiz isim tamlamasıdır arkadaşlar. Örtüler isim. Nasıl örtüler? El işi örtüler. El işi sözcüğü burada niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır. İkinci örneğimize bakalım. Yeni evimize yaz sonu taşınacağız cümlesinde. Yaz sonu belirtisiz isim tamlamasıdır. Taşınmak fiildir. Ne zaman taşınacağız? Yaz sonu. Dolayısıyla yaz sonu sözcüğü burada zarf olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Adırlarla da isim tamlaması kurulur. Adıların diğer adı hatırlarsanız zamirdi arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Öğrencilerimizin birçoğu yardım kampanyasına katılacak cümlesinde öğrencilerimizin birçoğu belirtili isim tamlamasıdır. Burada arkadaşlar birçoğu nedir? Bu da belgesiz zamirdir. Buranın inciriyle üzümü çok meşhurdur ifadesinde de bakın buranın inciri, buranın üzümü. Arkadaşlar bu da belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla bura sözcüğü nedir? Bu da işaret zamiri olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Son özelliğimize geçiyoruz. Bazı durumlarda tamlayan ya da tamlanan düşebilir. Akşam kazağım sizde kalmış cümlesinde bakın arkadaşlar şuraya ben benim kelimesini getirebilir miyim? Benim kazağım dersem ne olmuş oluyor arkadaşlar burada? Tamlayan düşmüş oluyor. Masanın üzerindeki gözlük onunmuş cümlesindeyse onun gözlüğüymüş desem ne olur arkadaşlar bu sefer de tamlanan düşmüş oluyor. Bu şekilde kullanımlar da vardır arkadaşlar. Lütfen bunlara da dikkat edelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.